Yapıp da ölüm yatağına düştüğün zaman tüttün en şimdi ben tövbe ettim diyenin tövbesini kabul ettim. Yani yiğit sahibinde ölüm yatağında tövbesini Allah kabul etmeyeceğini bu anda bize bildirmiş. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Ben ölüm yatağına düştüm. Ya Rabbi, hırsızlık yapmayacağım. Ölüm yatağından kalkıp da hırsızlık yapabilecek halim var mı? Yok. Yalan söylüyorum. Allah kabul etmiyor. Ya Rabbi, ben içki içmeyeceğim, kumar oynamayacağım, kötülük yapmayacağım diye Allah'a söz veriyorsun. Kalk da yap bakalım, hangisini yapabilir? Ölüm yatağında kalkan can çekişiyor. Bir de can çekişirken ben bir tanesine rastladığım zaman zaman anlatıyorum, bir kadındı. Allah muhafaza eylesi. Hani insan sancı oluyor, can bedenden dolayı çıkmıyor. Ağrısı oluyor. İşte ben o yana çevireyim, bir yana çevireyim diye de böyle bir tarafı incindi herhalde. Allah korusun, söylemesi de çok zor, imana küfrederek, yani başka bir şekilde söyleyemiyorum, bundan sonra çok kalmadı ömrü. İnsan dünyadayken ağzını, dilini küfre alıştırırsa normal zamanda ölürken de küfredeyle ölürsün. Ama ağzımızı, dilimizi küfre değil de Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diye diye dilimizi buna alıştırırsak inşallah son nefeste imanla yanarız. Samsun İlahiyat Fakültesinden bir profesör hocamız bize bir seminerde anlattı. Hasta olmuş bir adam ölüm yatağı dediler. Ziyaretine gittim. Giderken yolda birisine rast geldim dedi. Hocam nereye gidiyorsun? Falancıyı ziyarete gidiyorum. Ya hocam başka işin yok mu? Bu adamdan namaz yok, oruç yok, zekat yok, içki çok, kumar çok. Ne ararsan var. Ne işin var bunun ziyaretinde? Ya o adam Müslüman değil mi? En azından belki La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah demiştir. Dedim diyor, gittim diyor. Baktım adam yatıyor. Yanında sesli sesli La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyor. Yani söz alıyor. Ölecek durumda olan, ölüm yatağında olan kişinin yanında böyle toplanıp da oradan, buradan, dağdan, dereden, yoldan, izden, yerden, yurttan konuşulmaz. Ama biz öyle yapmıyoruz. Bir hasta ziyaretine gittik, bütün işleri yapıyoruz, bitiriyoruz, yıkıyoruz, oradan çıkıyoruz. Halbuki orada hasta yanında, hastaya moral vermek veya ölüm yatağında daha acil bir durumda ise herkes La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed demeliyiz ki o da bunu söylesin, hani ilana girsin, o da söylesin ki bu dünyadan göçerken imansız gitmesin. Ama ona da sen de söyle demeyin buyuruyor Peygamberimiz. Niye biliyor musun? Demem, söylemem dese imansız gitmesine sebep olur. Bunu da yani açık olarak bilmemiz lazım. Sen de söyle, ben söylüyorum, kelime-i şehadet getir demeyecek. Ama biz de
yanında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceğiz. İnşallah o da bunu anlar, o da bunu der ve bu dünyadan ahirete imanlar görecek inşallah. O maksatla bu kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getiriyor, oluyor. Adamda bir şeyler mırıldanıyor. Sevindim diyor. Her adam anladı benim kelime-i şehadet.